İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. Piyasa kapanışının ardından görünüm nasıl bakarak başlayalım her zaman olduğu gibi. Borsa İstanbul günü 8000 puanın üzerinde tamamlamayı başardı. Gün boyu da buralarda seyretmişti. Dar bir banttaki hareketini dediğim gibi 8000'in üzerinde 8010 puanda tamamladı Borsa İstanbul. Dolar TL 30 liranın üzerinde 30-25 seviyelerinde seyrediyor. Euro TL'ye baktığımızda 33'e yakın bir seviyeyi görmekteyiz. Euro dolar çaprazındaysa 1.0896 seviyesini görüyoruz. 1.09'un bir tık altında. Amerikan tahvillerinin seviyesine bakınca Amerikan 10 yıllıkları %4,07 seviyesinde, 5 yıllıklar %4, 2 yıllıklarsa %4,36 seviyesinde Amerika tarafında. Emtia ve kripto para fiyatlarına baktığımızda spot altının ons fiyatı 2025 dolardan işlem görürken gram altın 1968 lira 11 kuruş seviyesinde. Bitcoin geri çekildi biraz 40.400 dolar seviyelerinde. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrole bakınca sabah gelen haber akışları özellikle Kuveyt tarafından gelen, pardon Libya'nın petrol üretimine döndüğü açıklamasının ardından bir parça aşağı çekilmişti ama tekrar yukarı yönlü seyrettiğini görüyoruz buranın da. Şimdi bütün bunları şöyle biraz anlamlandırmaya çalışalım. Her zaman olduğu gibi tablonun öne çıkanlarını konuşalım. Arzu Odabaşı, A Raporte yönetici ortağı bizimle birlikte olacak. Arzu Hanım hoş geldiniz. Selamlar Zeynep Hanım, hoş bulduk. Şimdi borsa tarafıyla başlayalım mı? Borsa İstanbul haftanın ilk işlem günü performansını hem değerlendirelim. Geçen haftadan devredenler bu haftaya ilişkin ne söylüyor? Bugünkü performans ve nelere dikkat ediyoruz? Nerelere bakıyoruz? Hangi seviyeleri kritik görüyorsunuz? Zeynep Hanım aşağı yukarı ayın 12'sinden beri, daha doğrusu 10 gündür falan yatay bir trend içerisinde hareket ediyoruz. Endeks 7500'lerden 8000'lere geldi. Son 5-6 gündür de gerçek anlamda bir yatay bant içerisinde hareket içinde ve benim gördüğüm kadarıyla buralarda bir güç toplamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Normalde tabii ki bir takım bekleyişler var. Yani bu ay yine FED'in önemli bir ay sonunda toplantısı var. Yine bizim bu hafta Merkez Bankası kararımız var ama pek çok şey FED'in faiz indirimine yönelik beklentiler ve bu datalara la ifade ediyoruz şu anda şu dönemde ve gelmiş olduğumuz noktada da artık biz de birazcık daha bir taraftan bunlar, bir taraftan kendi tarafımıza da yavaş yavaş karlara doğru, yani finansal şirketlerin finansal beklentileri ne yönelik süreçleri artık yaşayacağız. Dolayısıyla benim burada gördüğüm kadarıyla endeks 8000 işte yüzü böyle kırmakta zorlanıyor. Kritik bir seviyedeyiz. Ve bir süre daha sanki buralarda kalmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Peki altın tarafını da bir sormak istiyorum size. Hem altın hem petrol aslında. Önce altınla başlayalım. Altının bu seviyeleri, hangi sebeplerden bu seviyelerde altın? İzahı ne altının seviyesinin ve potansiyeli nereye kadar götürür? Altında da yine gelip maalesef aynı şeyi söylüyoruz. Gelip durup tekrar FED'in kararı ve FED faiz seviyeleriyle ilişkilendirdiğimiz bir durum söz konusu. Faiz indirim beklentisi güçlendikçe altının zayıfladığını gördük ve bu sanki bir süre daha bir şekilde buralara kadar getirdi altını. Fakat benim şu anda gördüğüm kadarıyla sanki altın yine nasıl Aralık ayında işte 2000 seviyelerindeydi, Aralık ayı FED'in toplantısı öncesinde, sanki yine şu anda da Ocak ayındaki FED toplantısını bekler gibi aynı seviyeye döndü ve buralarda biraz yatay hareketini görüyoruz. Dolayısıyla altın da bir güç savaşı içerisinde. Dolar mı güçlenecek, güçlü kalacak, altın mı güçlü kalacak karşılaştırması yapıyoruz sürekli olarak. Ve şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla FED'in bu faiz konusundaki, yani bir tarafta ciddi anlamda bir FED evet faiz indirecek, bu sene çok daha güçlü bir faiz indirim beklentisi satın alındı ama gerçekleşmeler ve verilen mesajlar aslında belki bu güçlülüğün bu kadar olmayacağı yönünde. Dolayısıyla altındaki hareketliliği de bununla birlikte görüyoruz. Benim şu anda gördüğüm kadarıyla altın biraz daha bu ay sonunda yapılacak olan FED toplantısını kararını bekleyecek ve sanki buralardaki bu patinajını da devam ettirecek gibi görünüyor. Ve uzun vadede de baktığımızda böyle altına yönelik çok ciddi yüksek beklentiler oluştu ama ben açıkçası o tarafta da çok şey yapamıyorum. Çok fazla altın tarafında olamıyorum. Çünkü gerçek anlamda güçlü bir prim yaptı ve dünyadaki dengelere baktığımız zaman da şu anda doların yine güçlü konumunu korumaya devam ettirdiğini görüyoruz. En azından yılın ilk 6 ayında altın sanki dolara karşı güçlü konumunu devam ettirecek. Ta ki böyle çok güçlü faiz indirim beklentileri veya faiz hafif de olsa bir Mayıs ayı ile birlikte bir faiz indirimle başlayacağımızı düşünsek ben yine de doların burada öne çıkmaya devam edeceğini tahmin ediyorum Zeynep Hanım. Petrol için ne dersiniz? Petrol de bu sabah bir haber akışından sonra geri çekilme gördük. Bu Libya'nın petrol üretimine döndüğünü açıklamasının ardından hafif bir geri çekilme vardı. Hani OPEC üyelerinden biri yeniden üretime dönüyorsa arz konusundaki sıkıntıların en azından hani bir nebze de olsa daha pozitifleşebileceği algısıyla belki de öyle demek daha doğru. Ama gün içinde yine yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Burada yani özellikle petrol tarafında pek çok senaryo var konuşulan. Siz bunlara baktığınızda hangisini daha yakın, daha gerçekçi görüyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak şunu biliyoruz, yine bir jeopolitik sorunların öne çıktığı ve iyice büyüdüğü bir dönemdeyiz. Elimizde bir gerçek var, Amerika ile Rusya gerçeği ve bu iki ülke birbirleriyle bir stresin arttığı dönemlerde biz şunu da biliyoruz ki genelde petrol fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Çünkü petrolün aşağı yönlü hareket ediyor olması diğer tarafı yani Rusya tarafının elinin güçlenmesinin zayıflamasına neden oluyor. Dolayısıyla böyle bir noktada sanki tekrar bunu yaşıyor gibiyiz. Yani Eylül ayından itibaren sert bir geri dönüş 95 dolardan buraya doğru olan 80 dolara olan hareketi yaşadık Brent tarafında. Şu anda da bir diğer konuda büyümeler yani ekonomik büyümelerdeki bir yavaşlama beklentisi ki mevcut faiz seviyelerinde istenen ve aranan buydu ve sonuç olarak buraya da geldi ekonomiler ve gelmeye de devam edecek. Burada da kalmaya devam edecek gibi görünüyor. En azından önümüzdeki 6 ay içerisinde. Dolayısıyla resim böyle olduğu zaman iyi bir güçlü bir büyüme beklentisi olmadığı zaman petrole olan talebin zayıflama potansiyelinin öne çıkması da yine petroldeki bu azalış fiyatın azalışında önemli bir etki oluyor. Dolayısıyla benim burada gördüğüm kadarıyla evet yukarı yönlü bir hareketi görebiliriz. Grafik olarak baktığımızda, teknik olarak baktığımızda burada hafif yukarı yönlü bir 83-85 dolara doğru olan bir hareketi görebiliriz ama kalıcılık anlamında sorgularsak eğer ben bu hareketin çok kalıcı olacağını da tahmin etmiyorum. Ta ki büyümeler güçlenmeye, dünya ekonomisi daha güçlü bir büyüme evresine geçene kadar. Son bir soru bu Amerikan tahvil tarafına ilişkin değerlendirmenizi de merak ediyorum. Özellikle Morgan Stanley ve JP Morgan cephesinden gelen yatırımcılara özellikle 5 yıllık Amerikan tahvilleri için alım tavsiyesi tarafını nasıl değerlendirdiğinizi yani doğru seviye mi bizim beklediğimiz dip seviye ifadesi vardı tavsiye notunda. Hem 5 yıllıklar için ne dersiniz hem 10 yıllıkların geldiği seviyeyi de bir kere daha hatırlatalım. Orası da 4.07 seviyesinde. Burada biz kısa bir sürede ciddi bir ralliyi de takip ettik. Dolayısıyla bir yandan da tabii belki bu tabloya şunu da eklemek lazım. FED'in faiz indirim tablosuna ilişkin piyasalarda bir farklılaşma olduğu da dikkat çekiyor. Dolayısıyla tüm bunları yan yana koyduğumuzda sizin değerlendirmeniz nedir o cephede? Evet, Ekim ayından itibaren 5 seviyelerinden geldik. İşte 3.80'lere, 4 seviyelerine 5 yıllıkları konuşursak eğer Zeynep Hanım. Şimdi burada ne görüyoruz? Faizlerdeki iniş ve bize bono fiyatlarındaki yukarı doğru hareketi de aslında beraberinde getirmiş oldu ikisinin matematik olarak baktığımızda. Ben burada hani buralar artık dip seviye çok güçlü alım için biraz erken bir riskli bir karar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü öyle bir noktadayız ki evet faiz indirim sürecine girebilir FED ama daha hala verilerin görülmesine ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Yani FED demiyor ki ben artık her ay artık faiz indirimine gireceğim. Biz biliyorsunuz bu dönemleri de yaşadık. Öyle dönemleri oldu ki biliyorduk nasıl olsa her ay böyle bir iniş süreci başlayacak. Şu anda oradan çok uzaktayız ve net bir şey burada söylemek çok zor. Evet, risktir. Bunu önceden belli tahminlerle önceden satın almak gerekebilir ama ben bunun biraz riskli bir karar olduğunu düşünüyorum bu tarafta güçlü bir pozisyon açmak için. Ha nedir? Buralarda zaten 5'ten itibaren pozisyon açmış yatırımcılar olduğunu düşünürsek eğer bu pozisyonların açılmaya devam edeceğini söyleyebilirim ama 5'ten 4'e gelmiş ve sert bir şekilde gelmiş bir görünüm var Amerikan tarafında, faizleri tarafında. Buralarda da bir duraksama var çünkü FED'in kararları ve oradan gelecek olan son derece karışık mesajların da olduğunu, netleşilemediğini de görüyoruz. Dolayısıyla FED burada bence bu karışık mesajları sürdürdüğü sürece ben burada daha daha az risk alma tarafında olurum. Eğer orta seviyede bir yatırım risk algım varsa öyle bakınca evet portföylerde bulunmasına doğru olabilir ama evet çok böyle buraları diptir hadi buradan ağırlığı ciddi anlamda arttıralım diyecek bir durumda olunduğunu düşünmüyorum şu anda Zeynep Hanım. Arzu Hanım çok teşekkürler katıldığınız katkınız için. Arzu Odabaşı A Raporte Yönetimi Yönetici Ortağı eşlik etti bana. Kısa bir araya gidelim, ardından ekonomist Vedat Özdan burada olacak. Günden kalanlar Vedat Özdan'la devam edecek. Tekrar hoş geldiniz diyeyim Vedat Bey. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Vedat Bey, geçen hafta sizinle de iletişim halindeydik. Biz Davos'taydık. Davos'ta en çok konuşulan meselelerden biri jeopolitik krizler. Yani hemen her başlığın üzerinde gölgesi var bu meselenin. Dolayısıyla isterseniz sizin de çok yakinen takip ettiğinizi biliyorum. Hem olan biteni hem de onun ekonomiye, ticarete, piyasalara yansımasını. Biraz buradan konuşarak başlayalım istiyorum. Özellikle Kızıldeniz tarafındaki son gelişmeler, İran cephesinden yansıyanlar. Orada zaten yani aslında kaynağı Hamas-İsrail savaşı olan ve de bölgeye farklı yan etkiler üreten, daha da üretebileceği öngörüsünün de zayıf olmadığı bir görünümdeyiz. Dolayısıyla buradan daha ne beklemeli? Yani aktörlerin, daha doğrusu büyük aktörün niyetini doğru okumaya bakıyor bana göre. Burada tabii Husilere karşı Yemen'deki saldırılarda koalisyonu kuran ABD, keza İsrail'e sınırsız destek başlarda veren yine ABD. Onu takiben Batı'nın güçlü bir desteğini gördük. Koalisyona kimileri katıldı, kimileri katılmadı. Dolayısıyla niyeti doğru okumak lazım. Ben niyeti şöyle okuyorum. Yani bu kuşak ve yol projesi Çin'in hem karadan hem denizden malum geçiyor. Denizden geçene Deniz-İpek yolu deniyor. O Deniz-İpek yolunun temel güzergahı Kızıldeniz. Dolayısıyla Kızıldeniz'de bir istikrarsızlık ama kontrollü bir istikrarsızlık her koşulda ABD'nin işine gidiyor. Kızıldeniz'den geçen ve ABD ekonomisini etkileyebilecek bir şey yok. Yani ne tedarik zincirinde aksama dolayısıyla ne navlun yükselişi dolayısıyla ABD enflasyonuna bir yansıması olabilir. Ne de yani oradan dış ticaret açığını arttırıcı bir gelişme beklenebilir. Burası tamamen Çin ve Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyecek bir aksiyon olarak düşünülmeli. Mısır'ı da tabii oradan geçişler azaldığı zaman oradan Süveyş Kanalı üzerinden aldığı geliri de azalacağı için Mısır ekonomisini de olumsuz etkiler. Yani İsrail'in, Hamas'ın, Gazze'nin de yaşananlardan bağımsız bir süreç değil tabii ki bu. Ve bence oyun kurucunun temel aksiyon planına uygun bir gelişme. Biraz İran kontrollü bir şekilde sanki hafif jeopolitik riskleri arttırıp ama çok da yayılmadan biraz bana göre şeyi arttırmak istiyor oyun kurucu. Dünya şeydeki petrodolarların, gaz dolarların tekrar ABD varlıklarına park etmesini sağlayıcı bir aksiyon olarak görüyorum bunu. İkinci olarak, çünkü biliyoruz 35 trilyon dolara yakın bir ABD borcu var. Seçimlere gidiliyor. Bu şeyin finansmanı, yeniden finansmanı, daha önce konuşmuştuk, yani borcun önemli bir kısmı, %52'sine yakını diye hatırlıyorum. Çok kısa vadede yeniden çevrilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yüksek ABD tahvil faizleriyle bu borcun çevrilmesi çok zor. Arkadaşlar şeyi de getirdiler, deniz ticaretiyle bağlantılı olarak. Tabii bu tek kuşak, tek yol güzergahını çok göstermiyor ama Çin'den başlayıp, özellikle Şangay'dan başlayıp, Süveyş Kanalı'ndan geçip oradan Atina üzerinden şeye giden bir güzergahtan bahsediyoruz. Burayı tıkamış oldu. Öte yandan karadan geçen İpek yolu da Tahran, İstanbul ve Moskova'dan geçiyor. İşte İran'ın biraz karıştırılmasının bir nedeni de o. Pakistan'la karşılıklı bir hamleleri oldu. Suriye'de bir yerleri, Halep'te bir yerleri bombaladı İran. Dolayısıyla bana göre bir borcunu, yüksek borcu olan, enflasyonla mücadele eden, seçimden önce dış politikada başarı hikayesi yazmak isteyen ve muhtemel rakibi Trump olan ve muhtemelen de seçimlerde yenilecek olan bir Demokrat Parti perspektifinden baktığımız zaman bölgeye genişleme ihtimali düşük ama riskten kaçınmayı artırıp ABD varlıklarına tekrar talebi arttıracak. Dolayısıyla ABD tahvil faizlerini düşürüp ABD'nin borcunun çevrilmesini kolaylaştıracak bir aksiyon olarak görüyorum bu. Öte yandan müttefiklerle arasındaki şeyi de sıkılaştırarak Trump'a göre bak ben onları daha iyi hizaya getiriyorum diyecek bir Demokrat aday çıkacak. Belki de Biden olacak bu. Çünkü bir önceki seçimlerde o taahhütle, seçim taahhüdüyle başkan olmuştu. Öte yandan da söylediğim gibi Çin'i de baskılamanın yani 3 basamaklı bir iş olarak görüyorum. Bu ABD'de FED'in aksiyon planını biraz olumsuz etkileyebilir. Ama daha çok Avrupa'yı tedarikteki gecikmeler ve olarak olumsuz etkiler. Tabii Avrupa'ya doğalgaz, Katar'da biliyorsunuz kesti LNG sevkiyatını güvenlik sebebiyle. LNG ne kadar Avrupa'ya az gelirse, Rusya zaten kesilmiş durumda. ABD'nin ihracatı, LNG ihracatı da o kadar fazla oluyor. Zaten LNG'de dünya rekortmeni oldu Kasım ayında. O piyasada ABD'ye kalmış oluyor. Yani çok bacaklı bir şey ama ABD ekonomisi açısından enflasyon FED'i çok olumsuz etkilemeyecek bir şey. Kontrollü olduğu sürece. Dolayısıyla dış ticaret açığını ve bütçe açığını azaltıcı bir jeopolitik gerginlik tırmandırıyor ABD diye okuyorum. Peki. Dönelim o zaman, yine Amerika'dan devam edelim. Jeopolitik taraf bu resimde dururken Amerika'daki, şimdi bu hafta 2 veri bekleniyor. Bir büyüme verisi, bir de PCE gelecek. Ve tabii bu hafta sessizlik haftası, FED üyeleri için haftaya da FED kararını takip edeceğiz. Dolayısıyla şimdi bir yandan da piyasa fiyatlamalarında özellikle FED'in faiz döngüsüne ilişkin, faiz patikasına ilişkin bir farklılaşmayı da takip ediyoruz bir yandan. Biraz öteleme söz konusu. Sizin buraya ilişkin yorumunuz nasıl? Burada hangi etki, hangi tepkiyi yaratıyor? Bir defa Aralık ayı FOMC toplantısında 3 faiz indirimi öngörüsü vardı 2024'te. Fakat piyasa yine FED'le önden giderek 6 faiz indirimi beklentisi fiyatladı. Mart'ta başlayacak dedi. Veriler onu söylemiyordu. Konuştuk bunları. Geçen hafta hem perakende satış verisi beklenenden çok iyi geldi. Yani ABD tüketicisi halen harca biraz tatil etkisi de var tabii. Öte yandan işsizlik maaşı başvuruları, başlangıç ilk işsizlik maaşı başvuruları da çok az geldi. O da istihdam piyasası hiç de öyle gevşemiyor, soğumuyor falan gibi bir fiyatlamaya yol açtı. Sonra Michigan Üniversitesi beklenti anketi beklenenden iyi geldi ve orada da enflasyon beklentisi bir yıllık ilk defa %3'ün altına inmiş oldu. Sonra FOMC yetkililerinden, FED governörlerinden açıklamalar geldi. Fiyatlama birdenbire, mesela Cuma günü Mart ayında faiz indirim beklentisi %47'lere falan inmişti. Halbuki bir hafta önce 80'lerin üzerindeydi. Dolayısıyla 6 olan faiz indirim beklentisi 5'e düşmüş oldu. Şimdi bu haftada gelecek veriler var. İşte ISM de var çarşamba günü. Büyümede beklenti, bu Dow Jones ekonomistleri beklenti anketine göre %1.7. 2023 son çeyrek büyümesinden bahsediyoruz. Bir de söyleyeyim, Atlanta Fed'in tahminleri genelde yüksek görünüyor. O da 2.4 diye hatırlıyorum. Dolayısıyla ortada şöyle bir manzara var. Yani bir o kadar faiz artışına rağmen 0.25'ten 25.5'a artmış bir faiz var. Sıkılaşma patikası var. Bilanço epey küçültülmüş. Buna rağmen ekonomi yeterince soğumadı. Büyüyor halen. İstihdam piyasasında son tarım dışı istihdam verisi beklenenin çok üstünde istihdam artışı gördük. İşsizlik oranı %3.7'de kaldı. Değişmedi yani. Ortalama saatlik kazançlar hem aylıkta hem yıllıkta bayağı yüksek geldi. Dolayısıyla FED tabii piyasayı frenlemeye çalışıyor. Goolsby'den, Chicago FED başkanından şeyler geldi. Tamam, faiz indirimi olabilir ama bu yılın ilk yarısından önce olmaz. FED'in acele etmesini gerektirecek bir durum yok ortada. Yani ekonomik aktivite canlı, veriler onu söylüyor. İstihdam piyasası halen sıkı, yani birdenbire faiz indirimi fiyatlaması nereden çıktıya getiriyor. Bir de şunu da söylüyor, yani bu bizim ülkemizde de aslında yeri olan bir şey. Yani biz faiz kararını gizli toplantılarla, gizli başka yerlerde alınmış kararlar üzerine gelip FOMC'de onaylayarak almıyoruz. Yani veriye dayalı, önceden bir karar alarak toplantıya gitmiyoruz, orada tartışılıyor. Herkes modellerini, verilerini, beklentilerini koyuyor. O minvalde bir açıklama yapmış. Dolayısıyla veriye bağımlılık vurgusu yapmış. Waller da, o da governör, o da faiz indirimlerine dikkatli ve metodolojik yaklaşımdan bahsediyor. Şimdi bunun anlamını şöyle düşünmek lazım. Bunu hatırlarsınız, bir FED başkanı gene likidite meselesine vurgu yapmıştı. 3 hafta önce konuşmuştuk sizinle. Doğru. Yani bu piyasada likidite fazla kaldığı sürece faiz indirimi enflasyonu düşürmüyor. Şimdi bunun anlamı şu, yani biz istihdam piyasasına bakıyoruz, işsizlik oranında bir değişiklik olmuyor. Yani şirketler ucuz finansman olduğu sürece ve ekonomide toplam talepte bir canlılık olduğu sürece, ki gördük perakende satışlar verisinde, tasarruf yapmıyorlar. Dolayısıyla istihdam talebi düşmüyor. Dolayısıyla istihdam talebi düşmeyince de enflasyon faiz artışına rağmen olmuyor. İstenilen hızda düşmüyor. Demek ki burada daha bir metodolojik değişiklik yapılması lazım. Onun imasını yapmıştı. Waller da onun altını tekrar çizdi. Tam ne anlayalım oradan Vedat Bey? Yani bir FED'in hedeflerinde bir farklılaşma mı anlayalım? Yani yani bu %2 hedefine getirirsek eğer meseleyi, ki başından beri böyle konulan bir meseleydi. Hedef, yani buraya ulaşıp burada kalmak mı, buraya ulaşmak mı? Şimdi bizim şöyle düşünüyorduk, siz de hatırlarsınız hep. Yani FED %2 hedefine ulaşmak için istihdam piyasasına bakıyor. Hı hı. İstihdam piyasası sıkılaşırsa, işte Phillips eğrisi dolayısıyla işsizlik oranı işte %4'lere falan gelirse enflasyonda %2'lere yakınsar diye hep gözümüz istihdam piyasasına odaklanmıştı. Fakat istihdam piyasasında bir şey var, yani söylediğim farklı bir dinamik çalışıyor orada. Bir yandan iş gücüne katılım oranı düşüyor, hı hı. İstihdam artıyor, iş gücü de artıyor, yani göçmen meselesi dolayısıyla. Hı hı. Yani iş gücü artışı dolayısıyla böyle işsizlik oranı meselesini yorumlarken bunları da düşünmek lazım diyorlar. Ve sanki FED tepki fonksiyonu böyle istihdamdaki kötüleşmeye yönelik olmaktan çıkıp sanki bu ucuz finansmanı azaltmaya yönelik, yani ekonomiyi ben %2'ye indirsem de %2 koşullarında nasıl tutabilirim, o ekonomik koşulları yaratmam lazım demeye geçti diye düşünüyorum. Orada da muhtemelen bu aşkın rezervler ki şeyle S&P ile hakikaten korele bir şey. Yani bankaların elinde likitte fazlası olduğu zaman işte son geçen hafta gördüğümüz gibi borsalar yükseliyor. S&P zirve yapıyor bilmem ne. Ondan sonra insanlar yüksek ücretlerle iş değiştirebiliyor. Yeni girenler de daha yüksek ücret isteyebiliyor. Bir bakıyorsunuz o toplam talebe harcama artışı olarak yansıyor. Böyle bir ortamda da enflasyon düşmüyor. Dolayısıyla bu şirketlerin hani işten çıkarma dolayısıyla işsizlik oranında artış şeyini göremedik henüz. Peki. Ekonomide soğuma. O anlamda bir tepki fonksiyonunda değişiklik var diye metodolojik olarak böyle daha çok ucuz finansmanı düşürmeye odaklanacak diye görüyorum. Vedat Bey, son 2 dakikamızda bir Merkez Bankası beklentinizi de sormak istiyorum bu Perşembe için. Valla ben piyasada görünen 250 bas puanlık bir faiz artışı yapılacağı yönünde. Enflasyonla ilgili Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs biraz yüksek kalmaya devam edecek. İşte Mayıs ayında zirve görülecek. O zirveyle ilgili beklentilerde de biraz yükselme oldu. Ondan sonra aşağıya doğru bir değişiklik olacak beklentisi var. Bu beklenti bana göre biraz FED'le ilgili okumalardan da etkileniyor. Yani FED'in faiz indirim patikası normal daha önce olduğu gibi sert birdenbire başlayıp peş peşe olacak gibi, ki o görüşe katılmıyorum ben. Bu tepki fonksiyonu değiştiği için veriler iyileşse bile beklemek için ilave zaman kazanmış olacağı için FED daha fazla bekleyecek ve piyasayı yine büyük ihtimalle ters köşe yapacak bu şeyde. İşte yılın ikinci yarısında küresel major merkez bankaları gevşeyecek diye bizde de enflasyonun gevşeyeceği beklentisi var. Fakat şunu söyleyeyim, sıkılaşma döngüsünün devam etmesi lazım. Enflasyonda bir şey başladı. Bundan geri adım atılmaması lazım. İletişiminin de doğru yapılması lazım. Bundan önceki 2 toplantıda piyasa beklentisinin biraz üzerinde faiz artışı yapıldı. Bana göre bu sefer piyasa beklentisine uygun bir faiz artışı yapılır. Bir önceki toplantıda sınıra yaklaşıldığını söylemişti. Belki bu toplantıda hani bundan sonra faiz artışı olmayabilir gibi bir açıklama da metne yansıyabilir. Ama böyle bir bağlayıcı bir ifade kullanmaktan da kaçınabilir de. Çünkü gelişmelere bağlı olarak, yani enflasyon görünümü bozulursa ilave sıkılaşma yapılabilir tonunda bir para politikası kurulu metni bekleriz. Vedat Özdan, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Günden kalanları bir haberle bitirelim. Teknolojide Kadın Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin teknoloji alanında geleceğini şekillendirecek bir projeye imza attı. Teknolojinin Lider Yüzleri isimli proje, 100 kadın ve 25 erkek lider yetiştirmek için katılımcılara kapsamlı ve tamamen ücretsiz bir eğitim programı sunacak. Çok heyecanlı bir proje. Teknolojide Kadın Derneği 4 yaşında ve 4 yıldır asıl odaklandığı şey teknoloji alanında uzman yetkin insan kaynağı yetiştirmek. Teknoloji çağındayız malum ve özellikle teknolojide sayıcı az, motivasyon düşük kadınların da üretimde, Ar-Ge'de, yaratımda yetişmelerini, uzmanlaşmalarını sağlamak ve onları istihdama ya da girişime doğru motive etmek. Bu anlamda çalışıyoruz. İlk defa bu yıl biz kurulduğumuzda Birlikte Güçlüyüz konseptinde bir kuruluş yaptık. 69 markamız, üye markamız Birlikte Güçlüyüz konseptinde teknolojinin lider yüzleri projesine girdiler destekçi olarak ve öğrenci sahiplendiler. Şöyle bir konsept yaptık. Bizim en büyük ihtiyacımız Türkiye'de rol model. Rol model yok. Özellikle kadınlarda teknolojide rol model yok. Biz dedik ki ilk girişte 100 kadın 25 erkek, yani fırsat eşitliği ve çeşitliliği savunan bir proje yapalım. 80'e 20 kuralı gibi. Ve bu projede de Türkiye'nin özel yeteneklere sahip, STEM yani fen, matematik, mühendislik, bilim alanlarında okumuş ve aynı zamanda ortalaması yüksek, İngilizce bilen ya da yabancı dil bilen ve aynı zamanda kişilik testlerinden olumlu geçebilecek adaylarını belirleyelim. Ve üye kurumlarımızla da bu konuda entente olunca hemen duyurulara başladık. Çok güzel başvurular geldi. Yüzlerce başvuru geldi. Bir kurumumuz var, üye kurumumuz OBSS. Onun desteğiyle bu seçim kriterlerini tam olması gerektiği gibi işlettik ve 168 gencimiz bu kriterleri tamamladı. Şu anda projenin içine girdiler. Biz dernek olarak da havuzumuza bir tık altta olan kritere bir tık alttan giren de 40-50 öğrenci aldık. Böylece 200'ü geçtik aslında. 6 başlık seçtik, 6 branş. Bunun içinde veri var, yapay zeka var, Python var, süreç analisti var. Bu tarzda başlıklardan bulut teknolojiler var. Çok gerekli başlıklardan 6 tanesini şirketlerle belirledik. Şirketlere bir anket yaptık. Biz dediler buralarda şu an istihdam için insan arıyoruz. Onların aradıkları kriterleri seçtik ve o 6 başlıkta eğitimlerimizi açıyoruz. Siber güvenlik de önemli bir eğitimimiz. Ve bu eğitimlerde teknik bölümü de bitirdikten sonra öğrenci eş zamanlı olarak da kendilerine destek veren kurumlarla da birleşecek. Kurumlar da onlara düzenli mentörlük verecekler. Ve arkasından da bu gençlerimizi, bu genç kadınlarımızı rol model yapıp istihdama kazandıracağız.